Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Atilla Türker'le Markaj başlıyor. Sevgili Atilla Türker'e bugün ben yardımcı olacağım. Ben Özgür Sancar. Birlikteyiz ve birlikteliğimiz saat 14'e kadar devam edecek. Atilla abi merhaba. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Hoş bulduk. 10 numara 5 yıldız. Her şey çok harika, güzel. Her zamanki gibi enerjik, her zamanki gibi hayat dolu, hayatı seven bir evet. görüntünüz var. Ama sadece görüntüde değil, gerçekte de öyle. Hay sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Öyleyim gerçekten. Yanılmıyorum hayatı değil mi? Yok yok. 10 numara. Her şey çok güzel. Allah razı olsun. Herkes için olsun. Evet. Doğru. Nasıl geçiyor günleriniz? Nasıl görüyorsunuz futbol gündemini? Vallahi Türkiye'de haber bitmez, olay bitmez. Doğru. Sansasyonel durumlar bitmez. Yani hep derler ya İsviçre'de, İsveç'te veya Finlandiya'da gazeteciler ne yazıyor, ne yapıyor, günler nasıl geçiyor diye. Burada feci geçiyor. Her gün bir olay, her gün bir hakem olayı. Tartışma konusu. Kurulu, tartışma, milli takım, menajerler, kulüplerin isyanı, herkes kendine göre haklı, herkes kendine göre hakem niye penaltıyı vermedi, Fenerbahçe oradan, Beşiktaş, Galatasaray falan derken inanılmaz hareketli geçiyor. Doğru. Özellikle son yıllarda bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Belki de yaş gereği. Benim jenerasyonda aynı şeyi söylüyor, düşünüyor. Son yıllarda jet hızıyla geçiyor. Günler, saatler. Göz açıp kafayınca kadar 3 ay geçiyor. Ya. Doğru. Peki. İnsan zaman karşısında çaresiz Atilla evet, abi. Evet, evet, evet. Sevgili Özgür, hoşgörüne sığınarak ben cep telefonumun numaramı vermek istiyorum. Dinleyicilerle harika bir iletişim kuruyoruz. Canlı yayın öncesi, yani bu yayın öncesi sonrası sürekli mesajlar geliyor, telefonlar geliyor. Halimden çok memnunum. Bazen gece 3'te arayan oluyor ama olsun. İnanılmaz dinamik geçiyor. Sohbet ediyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şimdi yine cep telefonu numaramı vermek istiyorum. Tabii. 0549 371 0705. Tekrarlıyorum. Benim Atilla Türker olarak cep telefonu numaram 549 371 0705. Tabii bir saat sürecek canlı yayında direkt aramazsanız, mesaj atarsanız daha doğrusu son derece iyi olur. Mesajlarınıza Özgür Sancar'la birlikte cevaplamaya gayret ederiz ki. O da Atigol adresinden de tweet'te atabiliyorlar. Tabii Atigol olarak da tweet'te atılabilir. Cep telefonundan mesaj atabilir. WhatsApp'tan ileti yollayabilirler. Hatta mail adresimi de vereyim. Atilla Türker 1961 ki doğum tarihim oluyor. Atilla Türker 1961 @hotmail.com hotmail.com. Her türlü soruyu, sorunları bekleriz. İnanılmaz çarpıcı bilgiler de geliyor. Bu şekilde iletişim kurabiliriz diyoruz. Tabii bu yayın öncesi de çok sayıda mesaj geldi. Artık dinleyicilerimizle çok sıcak ilişki kurduğumuz için, irtibat kurduğumuz için bu mesajların bazılarını da izninle okumak istiyorum. Buyurun. Ha, bu arada buyurun. Belirteyim. Benim böyle gömlek giymeme şaşırmadın mı sen? Şaşırdım. Ceket, sabah, tıraş. Sabah önemli bir önemli bir, gündü, bir dava önemli vardı. Gündü. Bir duşma vardı düzelterek vallahi söylüyorum. Benim kötü huylardan birisi şudur. Ben takım elbise giyemiyorum. Ceketi çok az. Nadir. Ben de kravat takamıyorum. Ben kravatta ceket, sıfıra yakın. Ceket gömlekte aram iyi ama kravat takamıyorum. Doğru, aynı değil mi? Yani peki, çok tuhaf şey hissediyorum kendimi. Evet, Atı kravat. Abi, belki geçen gün Erman Turoğlu da söylemişti. Boynum kısa olduğu için kravat takamıyorum dedi. Aa dedim, herhalde Atilla Türker olarak ben de aynı dertten muzdarabim. Ben de benzer bir sorun yaşıyorum. Doğru. Son 10 yılda herhalde bir kere iki kere belki takmışımdır. Hatırlamıyor, kravatı kastediyorum. İşte bugün ceket. Ya, bana gömlek yakıştığını düşünmüyorum ama bugün çok şıksınız. Bu her zaman şıksınız ama bugün ayrıca şıksınız. Bunun da özel bir nedeni var. Var. İsterseniz onu konuşarak konuşalım, konuşalım. Biraz sonra dinleyicilerimizden gelen mesajları okumaya, cevaplamaya gayret ederiz. Tamam. Bugün benim duruşmam vardı. Nedir duruşma? Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu benimle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Evet. Hakaret yaptığım gerekçesiyle, yani ben ona hakarette bulunmuşum anlamında söylüyorum. Sonrasında savcı, sayın savcı dava açılması talebinde bulundu. Dava açıldı. Bir ay önce, tam bir ay önce ilk duruşma yapıldı. İlk duruşmada tabii dinlenildi. Sayın hakim, sayın savcı dinledi. Duruşma savcısı da vardı. Bugüne duruşma ertelendi. Bugün de görüldü duruşma. Tabii halen hukuki süreç devam ettiği için çok dikkatli olarak cümleleri kullanmak istiyorum. Karar ne çıkarsa çıksın tabii ki her vatandaş gibi sonuna kadar saygı duyacağız. Ama bugün şu çıktı. Sayın savcı beraat talebinde bulundu. Tabii Şafak Bey'in avukatı da yazılı savunma talebinde bulundu bu beraat talebi üzerine, savcının beraat talebi üzerine. Sayın hakim de 6 gün sonra tekrar bir duruşma yapılmasına karar verdi.
çok büyük ihtimalle %99.9 haftaya salı günü karar çıkacak. Artık nasıl karar çıkar onu bilemiyorum. Hı-hı. Nasıl karar çıkaracağız çıksın. Her Türk vatandaşı gibi, hukuka saygılı olan herkes gibi sonuna kadar biz de saygı duyacağız. Haliyle duruşmaya gittiğimiz için, devletin huzuruna çıktığımız için ceketimizi, gömleğimizi, tıraşımızı olduk, giydik. Aynen. Onun için ben her genelde tişörtle gelirim, kazakla gelirim. Bugün gömlek ve ceketle geldim, tıraşımı da oldum. Ne güzel, çok yakışmış. Ay, teşekkür ediyorum. Atilla abi, yani sizin Beşiktaş'ı mağdur ettiklerine dair, evet, işlediğiniz, yaptığınız haberler ya da Beşiktaş'ın zarara uğratılması ile ilgili belgeleri, hı, ortaya koyarak yaptığınız haberler, yaptığınız yorumlarla ilgili bir dava açılmıyor. Açılmıyor. Kişisel bir dava, bir gerekçe uydurularak, bir, evet, zorlama gerekçeyle kişisel bir dava açılıyor. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Şimdi güzel bir konuya temas ettin. Ben sadece bu cümleleri, bu ifadeleri kullandıktan sonra olayı geçiştirmek istiyordum. Daha doğrusu başka konuya geçmek istiyordum ama güzel bir konuya temas ettin. Olay şu, 2-3 yıl boyunca biz Ajans Spor'da yaklaşık olarak söylüyorum 100'e yakın belge yayınladık. Evet. 100'e yakın belge yayınladık. Nedir belgeler işte? Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi, hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olmasına karşın kendi hukuk şirketine 2 milyon lirayı nasıl aktardığını, aldığını, danışmanlık ücreti adı altında belgeleri yayınladık. Veya Fikret Orman'ın, kulüp başkanı o zaman, Beşiktaş stadının yapımı sırasında türbün korkuluklarının yapımı aşamasında 2 milyon liralık kendi şirketine iş yaptığı, ki 2015'te 2 milyon lirayı alıyor. Ben 2018'de Ajansspor'da, Radyospor'da yayınlıyoruz, gündeme getiriyoruz. O ana kadar kimse bilmiyor. Hatta ben belgeleri yayınlattıktan sonra aynı gün, daha doğrusu çoktan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden birisi halen medyada çok önemli bir spor müdürünü arıyor. Atilla Türker'in yayınladığı belge yalandır, yanlıştır. Çünkü biz öyle bir belge görmedik yönetim kurulu üyesi olarak, diyor Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi. Sonra tabii belge doğruluğu ortaya çıkınca, ki biz 10 yere okeyletiyoruz belge sahte olmasın, bizi seven kadar sevmeyen var, yanıltmasınlar diye. Şunu söylemek istiyorum, Beşiktaş yöneticilerinin bile haberi olmuyor bazı işlerden. Olmadı daha doğrusu o süreçte. Fikret Orman şeffaftı, şuydu buydu diyen her türlü işi, stadı alımı satımı, ihaleyle şöyle böyle faturalar derken kimsenin haberi olmadan türbün korkuluklarını 2 milyon lira karşılığında kendi şirketine yaptırıyor. Veya Umut Güner'in sahte lisansla voleybolcu lisansıyla Beşiktaş Yönetim Kurulu'na girmesi, fulle otoparkı rezaleti, ki o süreçte hatırlıyorsun, bak laf lafı açıyor. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ne söylemişti? Abimin bu fulle otoparkının verilen Mehmet Sağan'la ortaklığı veyahut da fulle otoparkıyla ortaklığı kanıtlanırsa, kelimeyi burada kullanırken ne olur herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum, şerefsizim demişti Şafak, hı-hı, Mahmut Yazıcıoğlu. Evet. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa edeceğim demişti. Daha o cümlesi biter bitmez, Türkiye'de tabii ki çok duyarlı insanlar da var, benim Twitter'ıma bir mesaj geldi, bir belge geldi. Aynen şu, Ticaret Sicili Gazetesi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun abisiyle o peşkeş çekilen, demeyim, Beşiktaş Kulübü tarafından fulle otoparkının verildiği kişinin ortaklığı Ticaret Sicil Gazetesi'nde kapı gibi duruyor. Yayınladım. Hatta daha komik, daha ironik bir şey söyleyeyim. O fulle otoparkın verildiği şirketin adresi nereye gözüküyor biliyor musun? Neresi? Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun hukuk bürosu. Ofis. Ofisi. Maalesef. Ofisi. Yani artık daha ne neyi söyleyebilirsiniz ki? Daha yani, neyi ispatlayabileceksiniz? Yani dünya tarihinde veya cumhuriyet tarihinde daha, doğru, ötesi bir belge yok. Fakat kendisi sağ olsun kanıtlanırsa şerefsizim demişti. Allah yolunu açık etsin. Yani herkesin çoluğu çocuğu var. Fazla da kimsenin üstüne gitmek istemiyorum ben. Hı-hı. Ama sonra ne oldu? Diyeceksin ki Atilla Türker, seninle ilgili ne davası açıldı? Sonrasında yayının durdurulması talebinde bulunuldu. Etki reddedildi. Yani benim haberler, yayınlar olduğu gibi yayınlandıktan sonra belgelerle birlikte kendileri yayının durdurulması anlamında bir talepte bulunuyor. Sonra reddediliyor. Başka yok. Başka ne var? Şu var. Benimle ilgili, herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum, ben 42 yıldır bir gün bile aralıksız spor muhabirliği yapıyorum. Benimle ilgili Sözde gazeteci, Tetikçi gazeteci, kendini gazeteci zanneden kişi, gazeteci demeye utandığımız kişi, menfaat karşılığı haber yazan kişi, 30 metrekarede yaşayan zavallı gazeteci diye ifadeler kullanıyor. Sağ olsun ki. Siz bunlarla ilgili hakaret davası açmayı düşünmüyor musunuz? Savcılığa şikayet ettim. İstanbul Barosu'na şikayet ettim kendi avukatım. Barodan ne cevap geldi? Olumsuz. Çünkü kendisiyle ilgili savcı, çok sayıda şikayet olduğunu da duydum bu arada. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile ilgili baroya yapılan başka, çok şikayet. Başka şikayetler. Çok sayıda. İstanbul Barosu'na. İstanbul Barosu'na. Sonrasında şimdi ne oldu?
sürekli böyle basın bülteni yapıyor. O doğrultuda ben çok sayıda insandan, binlerce insandan küfür, hakaret, tehdit yedim. Tribünler koro halinde bağırdı aleyhime. Yani. Sonrasında ne oldu? İyi kötü yine iletişim fakültesi mezunu olduğumu yine herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylemek istiyorum. Sonrasında bir gün bir baktım yine 20 tane 30 tane basın bülteninden sonra yine bir gün bir basın bülteni. Tetikçi gazeteci, Sözde gazeteci, para karşılığı haber yazan gazeteci, şu gazeteci, bu gazeteci falan derken ben de oturdum. Dedim ki güldüm geçtim dedim, tweet attım. Bir lafa bakarım laf mı diye devamını getirmek istemiyorum. Mevlana'nın Hazreti Mevlana'nın lafıdır diye söyleniyor, tartışılıyor gerçi de doğru mudur değil midir? Neyse meşhur laf yani bir lafa bakarım laf mı diye. Bir tweet attım. Kendisi sağ olsun Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet etti. Çok alıngan duyarlı bir insan olduğu için veya alıngan demeyelim de çok duyarlı olduğu için her zamanki gibi savcılığa şikayet etti. Sayın savcı dava açılması, kamu davası açılması talebinde bulundu. Dava açıldı. Olayın süreci bu. Ha, bekleyeceğiz, göreceğiz. Yani kalkıp da 2 milyon liralık iki makbuz karşılığında Beşiktaş'ın kasasından çıkan 2 milyon liranın izahını keşke daha düzgün yapabilseydi veyahut da Fulya Otoparkı nasıl kendi en yakın arkadaşına Aksaray'da belli işletmelerde sahibi olan bir vatandaşa ne karşılığında verildi, nasıl verildi, sudan ucuz nasıl verildi. Bak belgelerle hepsi sözleşmeleri yayınlandı. Keza kendi öz abisi o Fulya Otoparkı'nın işletmeciliği verilen kişiyle nasıl bir iş ortaklığı olduğunu Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. E şimdi kalkılıyor. Diyor ki çok alıngan veya duyarlı olduğu için bir lafa bakarım laf mı diye savcılığa şikayet etti. Dava açıldı. Dava sonucu ne olursa olsun tabii ki ben paylaşacağım. Olumsuz da olsa paylaşacağım. Herkesin bilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın kasasından çıkan 1 liranın hesabını biz soruyoruz. Onun da vermesi, hesap vermesi gerekiyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani demagoji yapmak istemiyorum. Şimdi sizin söylediğiniz, yazdığınız tweet ya da paylaştığınız her neyse Atilla abi durup dururken atılmış bir tweet değil ki. Hayır, yani tabii. Size yönelik bir ithamın karşılığında yazılmış bir şey. Aynen. Yani siz durup dururken kimseye, ona, o şahsa, bu şahsa, gerçek kişiye, tüzel kişiye bir şey yazmıyorsunuz. Kesinlikle. Sizi provoke ediyorlar, hakaret ediyorlar. Tabii, bunun tabii karşılığında üstüptü bir biçimde bir şey yazmışsınız haklı olarak. Çünkü siz de insansınız ve sinirleriniz, gayet tabii var. Yani dediğin gibi ben herhangi bir gün oturup da evde ya dur Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na veyahut da işte Aziz Yıldırım'a şuna buna tweet atayım falan gibi benim öyle bir ahlaki sıkıntım yok. Ne bileyim yaşam biçimim öyle değil. Dediğin gibi bir gün bir bakıyorsun Şafak Mahmut Yazıcıoğlu giydiriyor. Sözde gazeteci, tetikçi gazeteci, şu gazeteci, bu gazeteci. Bakıyorsun ya uzağa gitmeyelim. Kendi hukuk bürosunda çalışan 6 avukat gece 2'de bana inanılmaz hakaretler, saygısızlıklar, cümleler halen. Hepsi kayıtlı size değil mi? Tabii ki kayıtlı. Bununla ilgili hukuksal süreç başlatmış mıydınız? Şöyle, birini savcılığa şikayet ettim. Ha, bazıları da şimdi laf lafı açıyor. Aralarındaki bazı avukatlar da bana daha sonra günah çıkartmak için mail attılar. Ne diyorlar? Baskı neydi altında bunu yaptık abi, tabii, zorla yaptık. Zorla yaptık. Bazıları tweetleri sildiler. Bazıları başka hukuk bürosuna gittiler. He. Şimdi bu konuşmaları dinleyenler de Şafak Bey'e iletsinler. Tabii. Bunları da baroya intikal ettirdiniz mi? Baronun haberi var mı İstanbul? Bu bahsettiğiniz kişiler de İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlar. Tabii, zaten tabii baroya kayıtlı olmaları göre. Bir tanesini şikayet ettim. Süreç devam ediyor ama onlar da beni çeşitli nedenlerden dolayı şikayet edeceğiz dediler. Keşke şikayet etseler. Yani durduk yere halen de tweet atanlar var şahsımla ilgili falan. Ya ben en azından hukuki mecrada sonuna kadar gereğini yapmaya çalışıyoruz belgeler doğrultusunda. Ama koskoca hukuk fakültesini bitiren değerli arkadaşlar, kardeşlerin kalkıp gece 2'de saldırıda bulunması, karaktersiz veya şahsiyetsiz anlamında pek çok tweet atmaları bir basın mensubuna kamuoyunun takdirine bırakıyorum ben. Doğru. Yani yoksa büyük Beşiktaş camiasıyla, büyük Beşiktaş kulübüyle benim minnacık, ben kimim? Kendi halinde bir muhabirim. Belgelerle ortaya çıktık. Bak koskoca Beşiktaş yönetimi o zaman istifa etmek zorunda kaldı. Son seçimde 2019 yılıydı yanılmıyorsam. Mayıs ayında göreve geldiler. Eylül ayında falan Fikret Orman ceketini aldı gitti. Nerede? Fikret Orman paralar nerede? Bu tezahüratı ben mi yaptırdım? Kendileri hazırladı bu zemini. Hesabı verebildiler mi bugüne kadar Fikret Orman ve arkadaşları? Bak, Beşiktaş taraftarı vardı Fikret Orman paralar nerede diye. Gayet tabii. Halbuki paraların nerede olduğunu Fikret Orman en iyi bir şekilde açıklayabilirdi. Her zaman söylüyorum. İki tane tuşa basarak veya Beşiktaş kulübünün CEO'suna söyleyerek, muhasebe müdürüne söyleyerek kardeşim paralar nerede? Nereden geldi? Nereye gitti? Her şeyi ortaya koyabilirlerdi. Koydular mı? Demek ki bazı soru işaretleri var.
Demek ki bazı bilinmeyenler var. Taraftar da inanmış ki demek ki ortada bir usulsüzlüğün olduğuna, Beşiktaş'ın zarar ettirildiğine inanmış ki bunu söyleyebiliyor. Gayet böyle bir tezahürat oluşturdu. Ya, gayet tabii yani. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nde kimse bu tezahüratın yapılmasını sağlayamaz kardeşim. Ancak yürekten gelecek, beyin buna yönlenecek. Yani Büyük Beşiktaş taraftarı haftalar boyu, aylar boyu Fikret Orman paralar nerede? Dünya tarihinde belki de, bırakalım dünya tarihini, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu kadar ağır ve anlamlı bir tezahürat acaba nerede oldu, nasıl oldu? Ve o tezahürat Beşiktaş yönetimini yıktı. Ve o tezahürat yapılmasına rağmen hala Fikret Orman paralar neredenin cevabını kimse vermedi. Ama zamanla da bekliyoruz. Ahmet Nurçevi de bu doğrultuda ne dedi göreve geldiğinde? Arkadaş dedi, son 10 yılın denetim raporunu hazırlatıyoruz. Bağımsız bir denetim şirketine, işte firmanın, uluslararası bir firma. Ki o firma çalışmalara başladı 2 yıl önce. Hatta ben de bunun üzerine telefon ettim, irtibat kurdum. Evime kadar 3 görevli geldi. Kendilerine belgeleri takdim ettim. Şunu söyledim. Beşiktaş Kulübü'nde olduğu kadar, hatta daha fazlası, bazı belgeler doğrusunda bende de var dedim. Belgeleri takdim ettim. O rapor 6 ay önce tamamlandı. Fakat Ahmet Nurçevi hala açıklamadı. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Şunu nasıl yorumlamak lazım? Pek iyi yorumlamak mümkün değil. Niye? O zamanlar o raporun ben elde edebilmek için, bir gazeteci olarak tabii, kendi menfaatim doğrultusunda zaten öyle bir şey söz konusu değil. Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla kamu görevini yapıyoruz her şeyden önce, bir basın mensubu olarak. İstedim, talepte bulundum. Verilmedi. O süreçte Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayında şampiyonluk süreci var denildi. İşte raporu açıklarsak futbolcunun beyni karışır, teknik direktörün kafası karışır anlamında veyahut da camiada soru işaretleri oluşur anlamında açıklanmadı. Ne oldu? Beşiktaş şampiyon oldu ki o süreçte ben doğaçlama konuştuğum için yanlış da yapabiliyorum ama yine olsa yine söylerim ki doğru olduğuna inanıyorum. Dilerim Beşiktaş şampiyon olur dedim. Niye? Pırıl pırıl camia, yönetim olarak, teknik direktör olarak, Sergen Yalçın olarak, mütevazı bir kadro, mütevazı bir ekip olarak dilerim Beşiktaş şampiyon olur dedim. Bunu içtenlikle söyledim. Ben Beşiktaş'a sempati ya da antipati duymama lüksü veya herhangi bir düşüncesine sahip değilim. Nitekim Beşiktaş kamu görevi görüyorsunuz. Kamu görevini yapıyorum. Beşiktaş'ta halka, kamuya mal olmuş bir kulüp. Gayet dolayısıyla tabii. Siz gazeteciliğin gereği olarak kamusal işlevi yerine getirmek durumundasınız. Olayın bağlamı bu. Başka taraflara çekmek gerekmiyor. Taraftar ya da taraftar olmama duygusuyla bu iş açıklanamaz. Gayet tabii. Nitekim Beşiktaş şampiyon olduğunda en fazla kutlayan, temennide bulunan zaten bizlerdik. Burada Mert Elam'la birlikte yaptığımız yayınlarda sık sık. Sonrasında şampiyon olundu. Helal hoş olsun. Peki sonra niye Temmuz, Ağustos, bak Eylül'e Ekim'e geldik. Nerede bu rapor arkadaş? Niye açıklanmıyor? Niye açıklanmıyor peki biliyor musun? Benim düşüncem. O zamanlar bu rapor hazırlanırken Fikret Orman ve de yanındaki bazı kişiler şunu söylemişti. Sayın Ahmet Nurçevi o zamanki yönetimin, yani Fikret Orman'ın en yakındaki kişilerden biriydi. Açıklasın da görelim. Neler yaşanacak acaba diye aba altından sopa gösterdiler. Lafı şuraya getireceğim. Acaba Ahmet Nurçevi'nin de çekindiği bir şeyler mi var? Bu kadar net söylüyorum. Yoksa niye açıklanmıyor? Şimdi deniliyor ki bir yıl sonra genel kurul var. Daha doğrusu bilinen bir şey bu. Bir yıl sonra genel kurulu var. Beşiktaş genel kurulu. O zaman açıklanacak. İyi de kardeşim, o zamana kadar niye bekleniyor? Bunun izahını sevgili kardeşim, sen biliyorsan sen yap. Bir yıl sonra niye? Şimdi niye açıklamıyorsun? Bir yıl sonra genel kurulda millet çay kahve içerken, kuru pasta yerken eline tutuşturacaksın. Kimse hesap sormayacak. Hatır abi, enteresan bir şey. Sizin dediğiniz %100 doğru. Bu çok geciktirildi. Mevcut yönetimi ben takdir ediyorum. Zor koşullarda iyi takım kurdular. Takımı şampiyon yaptılar. Yaz transfer döneminde yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Eyvallah. Yani Ahmet Nurçevi başkanlığındaki yönetim doğru işler yapıyor. Doğru bir yönetim örneği gösteriyor. Ancak şu bahsettiğiniz konuda hala imtina ediyor olmaları, onların kazandıkları bütün puanları ortadan kaldırıyor bence. Niye? Beşiktaş yolsuzluğa uğratılmışsa, zarara uğratılmışsa ve elinizde belgeler varsa niçin bunları açıklamıyorsunuz? Üstüne üstlük eski başkan Fikret Orman diyor ki gelsin diyor Ahmet Nurçevi, televizyon programına çıkalım, istediği platformda orada tartışalım diyor. İş nasıl olur da bu noktaya gelir? Yani elinde belgeler varken o belgeleri ortaya koyduğun zaman sürecin aleyhine işleyeceği eski başkan meydan okuyor. Evet ya. Ya bu meydan okuma seviyesine gelmesine bu durumun niye izin verdiniz? Çok büyük bir soru işareti kafamda dönüp duruyor. Bak, Fikret Orman da o zamanlar bir rapor hazırlatmıştı. Ne zaman? Tahmini söylüyorum. 2014-2015 yılı olarak şunu söylemişti. Arkadaş, bir Fikret Orman demişti bunu. Yıldırım Demirören dönemini araştırdık dedi. Ki yüklü miktarda bir para vererek uluslararası bir bağımsız denetim şirketini hazırladılar. Sonra açıklamıyoruz dedi.
açıklamayacağız dedi Fikret Orban. Çünkü dedi açıklarsak bu raporu veya yetkili makamlara diyelim İçişleri Bakanlığı'na yok şuraya buraya verirsek eğer Yıldırım Demirören'in başı çok ağrır, bazılarının başı çok ağrır, tutuklanmalar olur, büyük cezalar olur dedi. İyi de kardeşim sen o raporu hatıra defteri olarak mı hazırlanmasını istedin? O raporu şantaj olarak mı hazırlatmak istedin dedik yayınlarda. Şimdi dönüyoruz bugüne geliyoruz. O zamanlar Fikret Orban'ı ağır şekilde eleştirmiştik. Halen de eleştiriyorum. Şimdi bugüne geliyoruz. Sayın Ahmet Nurçebi bu raporu hazırlattın. O zamanlar biz ne dedik? Atilla Türker, vatandaş Atilla Türker olarak. Ey Fikret Orman şantaj olarak mı kullanıyorsun diye net direkt söyledi. O zaman şimdi Sayın Ahmet Nurçebi niye siz Sayın Ahmet Nurçebi bu raporu siz niye çekmecenizde saklıyorsunuz? Niye açıklamıyorsunuz? Korktuğunuz, çekindiğiniz, istemediğiniz bir şey mi var? Yoksa bir yerlerden baskı mı geliyor? Tehdit mi geliyor? Yoksa birileri gibi siz şantaj yapıyorsunuz demiyorum. Fakat kafalarda soru işareti var. Pırıl pırıl oluşan bir yönetim kurulu ki genel kanaat bu. Benim de kanaatim bu. Ama siz bu raporu açıklamadığınız zaman kafalarda soru işareti oluşuyor. Aba altından sopa gösterdiler. Fikret Orman ekibinden bazıları. Açıklasın da görelim dediler. Ahmet Nurçebi çok önemli bir iş insanı. Yoksa bazı yerlerden baskı mı geliyor? Rica mı geliyor? Tehdit mi geliyor? Bunları bilelim kardeşim. İsterse benim babamın oğlu ceza alacağını bilsem açıklarım ben o raporu. Açıklansın. Yani kim haklı kim haksız çıksın. Yoksa o raporu niye hazırlattınız Sayın Ahmet Nurçebi? Haydi Fikret Orman, alıştık Fikret Orman'ın belli davranışlarına, sözlerine. Zaten ceketini aldı gitti. Şampiyonluk çok güzel, kutlarız. Pırıl pırıl bir ekip oluşturdunuz. Harika bir kadro oluşturdunuz. Dilerim yolunuz daha da fazla açık olur. Ama her şeyden önce o raporun içinde ne gibi suistimaller var? Daha doğrusu var mı? Siz ne verdiniz Ahmet Nurçebi olarak? Ne aldınız o süreçte Beşiktaş yöneticisi olarak? Veyahut da Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ne aldı ne verdi? Fikret Orman ne aldı ne verdi? Sahte fatura var mı? Yok mu? Nereden ne sağlandı? Menajerlere ne kaptırıldı? Oynamayan futbolculara ne verildi? Her türlü harcamanın faturası var mı? Belgesi var mı? O raporlarda hepsi var. Ha, rapor açıklanır. Hiçbir soru çıkmaz. Bakarsın pırıl pırıl. O da ayrı bir mevzu. O da ayrı bir mevzu. Herkes gerçeği öğrenmiş olur. En azından ben Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun yerinde olsam veya Fikret Orman'ın yerinde olsam bu rapor açıklansın kardeşim derim. Kafalarda soru işareti var. Yazık günah değil mi? Fikret Orman paralar nerede? O tezahürat 300 yıl daha devam edecek. Yani Fikret Orman yanlış da anlaşılmasın ya. Yarınlarda tarihte iz bırakılacak bu. Çoluk çocuk herkes okuyacak bunu. Hı hı. Gerçeklerin ortaya çıkması için ben o kişilerin yerinde olsam üstüne giderim ama ben tabii olaya düz bakıyorum. Demek ki ince hesaplar var, bilinmeyenler var. Bazı bilgilerin, raporların ortaya çıkması istenmiyor ama Ahmet Nurçebi gibi güvendiğimiz yani, dağlara kar yağması inanılmaz derecede evet, düşündürücü bir olay. Karşı taraftan da aslında bazı açıklamalar var. Karşı taraftan kasıt maalesef karşı karşıya geldikleri için eski yönetim yani Fikret Orman Başkanlığındaki yönetimdeki isimler de değil mi? Tehditvari açıklamalar yaptılar Ahmet Nurçebi'ye yönelik vesaire. Sence niye Ahmet Nurçebi niye bu raporu açıklamıyor sevgili Özgür? Sizin söylediklerinize katılıyorum. Katılıyorsun. Başka yok yani. Abi. Bir şeyler var yani. Rapor şu anda çekmecede duruyor. 3 kişi duruyormuş bu rapor. Verin abi 4 olsun Atilla Türker'e de verin kardeşim. Doğru. Çok mu zor? O raporu verin kulübün genel müdürüne. Raporun dışında genel kurul üyelerinin, Beşiktaş'ı gerçekten seven genel kurul üyelerinin Sayın Başkan'a sunduğu belgeler de var. Tabii. Somut belgeler. Yani kimlerin kişisel harcamalarını kulübe fatura ettiği, ne tür zararların Beşiktaş kulübünde oluşturulduğu bir önceki dönemde nelerin yapıldığı ile ilgili somut belgeler var. Bunları sunmuşlar genel kurul üyeleri. Bu belgeleri veren genel kurul üyeleriyle eminim siz de konuşmuşsunuzdur. Tabii. Ben de konuştum söylüyorlar. Onlar da serzenişte bulunuyorlar. Bu kadar ayan beyan, delilli ispatlı işler varken bunlar niçin genel kurula paylaşılmıyor? Zaten Beşiktaş yönetiminin yapması gereken şey Beşiktaş'ın gelenekleri ve tüzüğü gereği genel kurulda divan kurulu toplantılarında bunu üyelerle paylaşmak. Evet, sonrasında tabii. Da Beşiktaş uygun bir üslupla bunu kamuoyuna aktarır tabii, zaten. Tabii. Ama hala bu konuda bir adım göremedik. İnanılmaz bir olay. Hani bu rapor hazırlanmasaydı en azından kafalarda soru işareti devam edecekti. Hı-hı. Şuydu buydu. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu şunu aldı. Umut Güner bunu aldı. Fikret Orban bunu aldı falan diye iddialar ithamlar devam edecekti. Ama bizzat bu süreci düğmeye basan, yürüten insan Ahmet Nurçebi. Ki Ahmet Nurçebi o kadar enteresan ki bilinen bir şey. Fikret Orban döneminde 2 numaralı bilemedin 3 numaralı insan. Olayları bilen, yürüten, araştıran, soruşturan
olayların büyümesini sağlayan insan, o Fikret Orman döneminin geride kalmasını, Fikret Orman'ın koltuğu kaybetmesini, sürecini yürüten insan Ahmet Nur Çebi kardeşim. Herkes neyin ne olduğunu biliyor. Sayın Ahmet Nur Çebi, tek amacınız koltuğa oturmak mıydı? Biraz ağır olacak ama aynen bunu söylüyorum ben. Doğru. Aynen bunu söylüyorum kardeşim. Madem siz o kadar rapor hazırlattınız, madem o süreci 2 numaralı 3 numaralı insan olarak yürüttünüz ve Fikret Orman ve yönetimi koltuğu kaybetti, istifa etmek zorunda kaldılar. Bu duruma, bu getiren, düğmeye basan, süreci yürüten insan o süreçte, yani 2015, 16, 17, 18 gibi yılları kastediyorum, Ahmet Nur Çebi. Sonra rapor hazırlatan kim? Ahmet Nur Çebi. Şu anda rapor kimde? Ahmet Nur Çebi. Rapor açıklamayan kim? Ahmet Nur Çebi. Raporu saklayan kim? Ahmet Nur Çebi. Şantaj mı kardeşim bu? Nedir bu? Yani yarınlarda bir dakika kıpırdama Yıldırım Bey veyahut da Fikret Orman mı diyecek Ahmet Nur Çebi? Hı hı. Yani birilerinin önüne mi kesmek isteyecek elindeki rapor doğrultusunda? Acaba Fikret Orman zamanında Yıldırım Demirören'e benzerini mi yaptı? Şimdi aynısını Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'a ve Yıldırım Demirören'e mi yapacak? Bak rapor çok ağır veya rapor çok hafif. Raporun tam kapsamını zaten tahmin bir şeyler biliyoruz. Ama olduğu gibi açıklansın kardeşim. O rapor açıklansın noktası virgülüne kadar 5 dakikalık iş. Beşiktaş.org veya Beşiktaş kulübünün resmi sitesinde. Açıklayın kardeşim. Çayınızı kahvenizi alalım. Okuyalım. Veya bana versinler. Ajan Spor'da yayınlayalım kardeşim. Her gün bir sayfa. Her gün 10 sayfa. Her tüm Beşiktaş camiası gerçeği öğrensin. Kimin cebine ne girdi? Kimin cebinden ne çıktı? Bu kadar basit. Ahmet Nur Çebi niye saklıyorsunuz? Sayın Çebi ya. Aklım almıyor. Yani hayatta her amaç, amaca ulaşan her yol meşru değildir. Veyahut da amaca ulaşmak için her şeyi yapmak doğru değildir yani. Makyavelist bir yaklaşımla. Doğru söylüyorsunuz. Kısa bir ara. Aranın ardından sevgili Atilla Türker'le sohbetimiz devam edecek. Atilla Türker'le Markaj devam ediyor. Sevgili Atilla Türker'le sohbetimiz devam ediyor. Atilla abi, az önce konuştuğumuz konulara ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Dediğim gibi hafta ev duruşmamız var. Şafak Mahmut Yıldızoğlu'nun açtığı, daha doğrusu şikayette bulunduğu Cumhuriyet Savcılığı'na davamız var. Onun dışında da Sayın Ahmet Durçebi'nin Beşiktaş Kulübü ile ilgili olarak hazırlattığı o Uluslararası Denetim Kurulu tarafından, bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan raporu bir an önce açıklamasında her bakımdan çok büyük fayda var. Çünkü hem Beşiktaş Kulübü'ne hem Ahmet Nur Çebi için doğrusu budur. Gerçekleri herkesin öğrenme hakkı vardır. Elde rapor varken Ahmet Nur Çebi'nin futbol tabiriyle topa basması inanılacak gibi değil. Olayın altında başka nedenler olabilir. En azından bunu da bilelim biz. Yani şimdi yani saygısızlık yapmak istemem ama bir yerden mi çekiliyor diyeyim. En hafif kelimeyle. Niye açıklamıyor? Korkuyor falan demek yanlış olur. Yoksa şantaj falan öyle bir şey düşünmez Sayın Ahmet Nur Çebi. Ama ne olursa olsun rapor bir yıl önce olmasa da 9 ay önce hazırlandı. Teslim edildi. Fakat maalesef Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu raporu açıklamıyor. Ve bir yıl sonra açıklanacağı söyleniyor. Ve bir yıl sonra hiç açıklama sağlar da olur. En azından gerçekler ortaya şu şekilde çıkmış olur. Kimin hangi düşünceyle yöneticilik yaptığını daha iyi anlamış oluruz. Maalesef öyle. Bu arada tabii şu anda internette bir problem var ama yayın öncesi gelen bazı mesajlar var. Onları izninle okumak tabii, buyurun, isteyeyim. Buyurun. Sevgili Tuncay Ankara'dan, bizi hiç ihmal etmiyor sağ olsun. İltifatlarda bulunuyor. Atilla, bugün Kulüpler Birliği'nin saat 13 gibi toplanıp federasyona yabancı kuralının yarattığı sıkıntılar, yayın ihalesi, Merkez Hakem Kurulu, tahkim ve disiplin kurulunun yapısının bir an önce değiştirilmesi için federasyona bir bildiri verecekleri, eğer talepleri karşılık bulmazsa federasyonu seçime götürmek için imza toplayacakları söyleniyor. Atilla abi, geçenlerde federasyon ibra olayında yine 4 büyük kulüp bildiri yayınlayıp ancak ertesi gün çekimser kaldılar. Bir nevi ibra etmişlerdi. Ne diyorsunuz diyor. Yabancı oyuncu sayısıyla ilgili sıkıntı.
sıkıntılar. Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu. Bir kere doğaçlama olarak şunu söylemek istiyorum. Mevcut Disiplin Kurulu'nun, Tahkim Kurulu'nun, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun üyelerinin yani o koltukta hala oturuyor olmalarına ben şaşırıyorum. Niye? Bir yıl sonra, ne bir yıl sonrası? Önümüzdeki yılın Haziran ayında alınan karar gereği, daha doğrusu alınan karar gereği önümüzdeki yılın Haziran ayında Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda bu Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu seçimi yapılacak. Yani yeni insanlar gelecek. Niye? Mevcut bazı sıkıntılardan dolayı. Bu duruma, bu futbolda bu kadar kaos çıkmasına en büyük sebep nedir? Disiplin Kuruludur, Tahkim Kuruludur, Uyuşmazlık Çözüm Kuruludur. Çünkü bu kurullarda yer alan insanlar maalesef ve maalesef ahbap çavuş ilişkisi doğrultusunda bu koltuklara oturdular. Sadece günümüzün sorunu değil bu. Hı. 20 yılın, 30 yılın sorunu. Uzağa gitmeyelim işte. Tahkim Kurulu Başkanı kimdir? Murat Balcı. Murat Balcı kimdir? İşte Göksel Gümüştağ'ın avukatı veya defalarca çarşaf çarşaf belgeleriyle yayınladığımız için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Siz haliyle belli kişinin avukatı olduğunuz zaman veya belli şekilde birileri sizi koltuğa oturduğunuz zaman bağımsız olamazsınız, tarafsız olamazsınız, özgür olamazsınız. Yani şu anda aklıma doğaçlama olarak söylüyorum. Başakşehir'in sağ beki Rafael kırmızı kart görüyor. İlk maçta oynamaması lazım. Malum yanılmıyorsam Fenerbahçe maçıydı. Kırmızı kart görüyor sağ bek Rafael, Başakşehirli. Maçtan sonra sahaya dalıyor. Hakeme saydırıyor veya nasılsın dese bile ihlal ediyor sahayı. Olayı, talimatı. En az 5 maç alması gerekiyor. Ama ne 5 maçı? Kırmızı kart görüyor oyuncu. Bir hafta sonra ilk resmi maçta oynayabiliyor. Veya aynı Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı, Türkiye'de 6 yabancı futbolcuyu dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan korsan menajerin avukatlığını Tahkim Kurulu Başkanı üstleniyor kardeşim bu ülkede ya. Ya daha öteye gitmeye var mı? Ve haliyle şimdi Futbol Federasyonu'nun ilgili birimleri, daha doğrusu kulüpler nasıl bir karar aldı? Biz dediler bu Disiplin Kurulu'na, Tahkim Kurulu'na inanmıyoruz kardeşim. Yeni bir mecra oluşturalım dediler. Mayıs ayında, Haziran ayında yani 8-9 ay sonra seçime gidilecek. Bu mevcut beyefendiler, mevcut kurullardaki malum beyefendiler daha doğrusu hala çok rahat bir şekilde oturuyorlar. Ben olsam derim ki kardeşim bu kaosa ben neden oldum? Bizden dolayı Türk futbolu birbirine girdi. 5 maç alması gereken futbolcu 1 maçla kurtuluyor. 2 maç alması gerekene 5 maç veriliyor. Çünkü niye? Belli kulüp yöneticileri yerleştirdi o kurullardaki üyeleri. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı ile ilgili ben Ajans Spor'da çarçaf çarçaf yayınladık. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olarak. Nasıl o koltuğa oturduğunu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanı'nın Oğulcan Çağlayan olayıyla ilgili nasıl bir karar verildiğini falan. Ne oldu? Kimse inanmıyor kardeşim. Fenerbahçe inanıyor mu bu kurullara? İnanmıyor. Beşiktaş inanıyor mu? İnanmıyor. Galatasaray inanıyor mu? İnanmıyor. Trabzon hiç inanmıyor. Anadolu kulüpleri zaten hiçbiri, hepsi ezildiği için Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu'nun nezdinde. Ne olacak? Bu kurul üyelerinin istifa etmesi lazım. Ha, istifa ederse ne olur? Elbet bir şey olur. Ama Mayıs ayına kadar mutlaka ve mutlaka gerekli formüller olması lazım. Bu kurullara kimsenin, hiçbir kulübün inancı, güveni olmadığı için düğmeye basılmalıdır diye düşünüyorum. Şimdi son genel kurulda Türkiye Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda kulüpler bastırdılar. Sabaha kadar süren tartışma sonrasında artık genel kurul, Türkiye Futbol Federasyonu kurulları, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin gibi kurulu gibi kurulların üyelerini ve başkanını atama yetkisine sahip olacak değil mi teorik olarak? Evet. Evet. Ama tatmin edici bir sonuç çıktı mı? Yani yeterli mi sizce? Yok. Şimdi şu var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye de gerek yok. Şöyle düşünüyorum ben. Mesela Almanya'da veya İngiltere'de, Fransa'da nedir? Olay şudur. Çok daha bağımsız, tarafsız. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu doğrultuda bir karar aldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı nedir? Türkiye'de bazı futbolcular, hakemler, teknik adamlar, yöneticiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Türkiye'deki futbol yargısının bağımsız, tarafsız olmadığını iddia ettiler. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de karar verdi. Tavsiye kararı tabii bu. Ne dedi? Evet dedi. En son Sedat Doğan davası. Sedat Doğan evet. Ayrıca bazı hakemler de vardı ama Sedat Doğan en önde gelen isimlerden biriydi. Galatasaray yöneticisi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki evet dedi. Türk futbol mecrasındaki yargılama bağımsız değil, tarafsız değil dedi. Tabii ki kabak gibi ortada, lahana gibi herkes iç içe geçmiş kurullarda. O onun avukatı, o onun yöneticisi, o onun derken haliyle kurullarda yer alan kişiler Futbol Federasyonu'nun maaşlı personeli anlamında. Haliyle yeri geliyor Tahkim Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu ile ilgili karar vermesi gerekiyor ama tarafsız olmadığı için veremiyor falan derken bağımsız ve tarafsız olmadığına hükmedildi. İnandırıcılığı yok. Almanya'da İngiltere'de
İngiltere'de nedir? Şu kadar. Hüseyin Özkök sağ olsun bu konuda defalarca yazı yazdı. Çok da güzel yazılar yazıyor sevgili Hüseyin. Mesela Almanya'da disiplin kurulu 32 kişilik bir havuz. Kimin dosyası var? Diyelim X bir futbolcu. 3 kişi bağımsız, tarafsız bir şekilde belirleniyor. Kim belirleniyor? Futbol Federasyonu Genel Sekreteri yahut da Disiplin Kurulu'nun Genel Sekreteri. Karar o doğrultuda veriliyor. Ama Türkiye'de kardeşim Fenerbahçe ile ilgili bir kararı ya da Galatasaray Beşiktaş ile ilgili bir kararı o kurulda yer alan Fenerbahçeli üyeler veriyor. Galatasaraylı üyeler veriyor. Ve 7 kişilik üye. Misal disiplin kurulunda hepsinin hangi takıma yakın olduğunu, hangi kulübün kongre üyesi olduğunu iyi kötü herkes biliyor. Ben de biliyorum. Elimde defalarca sayfa sayfa belgeler yayınladık. Haliyle ne oluyor? O kulübün genel kurulu üyesi olduğun zaman zaten o kulüp seni X kulüp diyelim Fenerbahçe'ye de Galatasaray hiç fark etmez ya da Beşiktaş Trabzon. Seni disiplin kuruluna niye yerleştiriyor kardeşim? Adil karar verilsin diye değil. Kendi lehimize karar verilsin diye seni o kurullara yerleştiriyor. O kurullara o şekilde yerleştirdiği için de ne oluyor? 5 maç alması gereken futbolcuya sen disiplin kurulu 7 kişi, 2 tane Fenerbahçe ile de Galatasaraylı kurul üyesi varsa anında yanına 2 kişi de alıyorsun. 4'e 3 kararı çıkarttığın zaman 5 maç alması gereken futbolcu bir maçta kurtuluyor. Amaca ulaşılıyor. Türkiye'de halen bu sistem var. Haliyle ne oluyor? Sergen Yalçın'a kaç maç ceza çıkacak? Veyahut da Fenerbahçe şu kadar şampiyonluğu geçerli olacak mı deniyor? Kardeş, Türkiye'de adil yargılama, futbolu kastediyorum özellikle, adil yargılama yok. Var diyen yalan söyler. Hangi kulübün genel kurul üyesi o kurulda daha etkinse, sayısal olarak daha çoksa o kulübünlerin lehine karar çıkar. Mesela bana en çok sorulan sorulardan birisi şu. Fenerbahçe'nin şampiyonlukları başvurusu nasıl sonuçlanacak? Kabul edilecek mi daha önceki şampiyonlukları? İlave edilecek mi? Yıldız artacak mı diye. Vallahi diyorum ya, bak direkt söylüyorum. Bu kararı önce Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. Çoğu insan tahkim zannediyor da mevzuat gereği önce yönetim kurulu verir. İtiraz halinde tahkime gidecek. Yani Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu oturacak. Kaç kişi Federasyon Yönetim Kurulu? 15 kişi kanun gereği. Orada bakılacak kardeş. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a kaç kişi daha yakınsa veya Beşiktaş'a, Trabzonspor'a evet. O doğrultuda o karar çıkacak kardeş. Yani kimseye haksızlık, saygısızlık, küstahlık yapmak istemem. Ama Türk futbolunda mecra bu şekilde. Ben değil, kimse inanmıyor zaten adil kararlar verildiğine. Genel kanaati söylüyorum. Orada Fenerbahçe'nin çoğunluğu var mı, yok mu? Fenerbahçe lehine kaç delege bulunuyor Futbol Federasyonu yönetiminde? O doğrultuda o karar çıkar. Keza Sergen Yalçın'a ne karar çıkacak deniyor. Veyahut da herhangi bir teknik direktör futbolcu için ne karar çıkacak dendiği zaman iyi kötü bakıyorsun. Yeri geliyor 15-20 yıl önce Galatasaray'ın ağırlığı vardı. Sonra Beşiktaş'ın ağırlığı oldu. Arada sırada işte Fenerbahçe'nin ağırlığı oluyor. Ne yazık ki son 20 yılda 25 yılda tüm kurul üyelerini iyi kötü takip ediyorum. Maalesef Türk futbol adaletinde mekanizmasında adaletin yok denecek kadar az olduğunu söylemek gerekiyor. Bu cezalardan bahsetmişken Sergen Yalçın'ın sahaya girip topa vurması, sonra işte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, gelebilecek ceza, küfür etti etmedi tartışmaları vesaire, nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Şimdi bugünkü duruşmadan dolayı tam takip edemedim ama bildiğim kadarıyla teknik alana girip de topa vurduğu için rapora o şekilde yazıldı. Küfür hakaret yok herhalde değil mi raporlarda bildiğim Sergen kadarıyla? Sergen Yalçın'ın ifadesi ben kimseye küfür etmedim, hakemlere küfür etmedim. Sen internet şu anda çalışıyorsa en azından sevk maddesini bana okuyabilir misin? Sadece 36. maddeden mi? Yani sportmenliğe aykırıdansa sadece ve sadece bir maç alır. Bilemedin iki maç alır. Daha fazla almaz. Eğer küfür ve hakaret yani başka bir maddede de sevk edilseydi o zaman 6-7 maça kadar çıkardı. Ama tabii burada önemli olan hakemin yazdığı rapordur. Hı hı. O hakemin yazdığı rapor doğrusunda hukuk kurulu sevk ediyor disiplin kuruluna. Ha disiplin kurulu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın Süper Lig'de Sivasspor'la oynadığı maçta sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle o zaman Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildiği bildirildi. O kadar değil mi? Bir maç. O kadar. Bir maç. Yani en fazla yani zaten onun karşılığı 1 ile 3 maçtır kardeş. Genelde de alt limitten verirler. Hı-hı. Yani Sergen Yalçın bir maç cezasını çeker. En kötü senaryoyu yazıyorum. 2 olur mu? Ben 2 olsa itiraz ederim ben Beşiktaş yerine olsam yani. 2 olursa zaten ya da 3 olursa tahkim kuruluna gitme ihtimali var. Muhtemeldir. Yönlen o ki Galatasaray derbisinde takımının başında olacak. Büyük ihtimalle. Yani şu şartlar doğrultusunda, şu madde doğrultusunda ki okumuştum da emin olabilmek için senden rica ettim. Tabii. Sportmenliğe aykırı. Orada dediğim gibi iyi kötü Sergen'in ne yaptığını herkes gördü ama kafalarda soru işareti
etti şuydu. Acaba o sırada hakeme veya başka birine küfür, hakaret gibi bir eylemde, söylemde, daha doğrusu söylemde bulundu mu diye dördüncü hakem. Beyan esastır diyor ki Sergen Yalçın, ben kimseye küfür etmedim. Bir de şu var kardeş, laf lafa açıyor. Sergen diyorsa doğrudur kardeş. Hmm. Vallahi küfrettim dese, küfrettiyse hakeme derdi. Ben küfrettim derdi. Bilmeyenler için söylemek istiyorum. İyi kötü biz bu camiada hayatımızı verdik mesleki olarak. Sergen özü sözü birdir arkadaş. Hmm. Yani yaptıysa yaptım derdi. Doğru. Benim düşüncem, bilgim, istihbaratım. Sergen Yalçın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi deniyor. 36. Tamam. Madde. Aynen. O maddede yani 1 ile 3 diyor. %99 onda 9 ihtimalle 1 maç ceza gelir kardeşim. Evet. Orada küfür hakaret de ki etseydi, etmiş olsaydı, ben illa Sergen Yalçın için söylemiyorum. Genelleme yapıyorum. Onu da 4. hakem yahut da başka birisi, hakemdi şuydu buydu, temsilci bile yazsa ki karşılaştırılır yani. O doğrultuda rapora eklenirdi. Hukuk kurulunun önüne giderdi. Tıpkı şimdi gittiği gibi. Hukuk kurulu da o küfürü, hakareti yazardı. İlave olarak işte ceza verilirdi. Ama burada rapor çok net, belli ki hukuk kurulu da bu doğrultuda 36. maddeden sevk ediyor. Sportmenliğe aykırı. Karşılığı 1 ile 3 maç, ama buradan en alttan verildiği için Türk Futbol Adalet Mekanizması'nda bir maçtan fazla almaz Sergen. Peki. Yalçın. Bu arada Cüneyt Çakır Almanya ile Romanya arasında cuma akşamı oynanacak 2022 Dünya Kupası elemeleri C grubu müsabakasında görev yapacakmış, görevlendirilmiş. Cüneyt Çakır'a da bayağı ağır eleştiriler var. Ne kötü diyorsunuz? Yönetti falan şeklinde, ama maç üstüne maç alıyor yani. Son olarak Şampiyonlar Ligi maçı Milan Atletico Madrid. Atletico Madrid'in son saniyede attığı golle 2-1 kazandığı maçta golle ilgili Milan'ın çok büyük itirazları vardı. Evet. Suçluyorlar. Evet. Cüneyt Çakır'ın performansının hem Türkiye'de hem de Avrupa'da düşük olduğundan bahsediyor. Bu arada aynı maçın VAR ve AVAR hakemleri de belli olmuş. Hı. Bahattin Duran, Tarık Ongun yardımcı olacak bu hakem. Tamam. Yardımcı hakemler. Müsabakanın dördüncü hakemi Alper Ulusoy. Karşılaşmada Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak. Hı, evet. Bazı maçlarda VAR ve AVAR hakemini Cüneyt'in başka ülkelerden belirleniyordu. İnsanlar yapıyorlardı. Evet. Şimdi izninle bir dinleyicimizden daha yayın öncesi gelen mesajı iletmek istiyorum. Sevgili Nihat Bey, dinleyici olarak zaten not iletenlere, mesaj iletenlere hep dinleyici olarak kaydediyorum. Bayağı sayılar arttı sağ olsunlar. Atilla Bey merhaba, Nihat ben, Galatasaray taraftarıyım. Sergen Yalçın'a sizce ne kadar ceza verilmeli? Yani bu tahkim, bir de bu Rizespor'un Galatasaray, yok demeyelim onu düşmanlığı diyor da ben onu siliyorum üstünü, antipatisi diyelim. Neden? Eski başkan Hasan Kartal ve şimdiki başkan Tahir Kral, bunlar tesadüf olamaz diyor, soruyor. Sergen Yalçın'a ne ceza verileceğini iyi kötü söyledik. Bir maçtan fazla olacağını imkan ihtimal vermiyorum. Bilemeden en fazla iki maç olur anlamında söylüyorum. Tabii Rizespor bir önceki başkanı Hasan Kartal da bayağı ağır demeçler veriyordu. Hı-hı. Tabancam olsa hakemi çeker vururdu şeklinde. Bazı kulüplerin, bazı takımların Futbol Federasyonu'nda etkinliği çok fazla. Hı-hı. Malum nedenlerden dolayı, ikili ilişkilerden dolayı. Rize Spor'unda siyaseten de dolayı. Bazı kulüplerin, dediğim gibi üstüne basarak söylüyorum, etkinliği çok fazla. Bunu zaten sık sık dile getiriyoruz. Rize Spor'da herkesin hoşgörüsüne dayanarak söylüyorum. Bu doğrultuda şanslı kulüplerden, tırnak içinde söylüyorum, şanslı kulüplerden birisi. Mesela o zaman silahım olsaydı çeker vururdum demişti Hasan Kartal. Ve şunu çok net söylüyorum. Hani 11 gün ceza geldi. Ben onu çok iyi baktığım için söylüyorum. O 11 günlük ceza o laftan dolayı değil. Akredite kartını o maçta takmadığı için ve belli yerlere protokole girdiği için, protokole aykırı, mevzuata aykırı, kurallara aykırı davrandığı için o 11 günlük. O vururum, öldürürüm laflarıyla ilgili ceza değil, gelmedi değil mi? Değil. Herkes onu başka türlü zanneder. Şimdiki başkan Tahir Kıran'da dedi ki malum takım, Galatasaray'ı kastediyor malum takım diyerek, malum takımı çimlere gömeceğiz dedi. Evet. Sportmenliğe aykırı bir söylenmiş. Sizce? Sen olsan ne karar verirsin? Bıçak sırtı diye düşünüyorum ben, ama yani her şeyden önce çirkin. Bak, Tahir Bey'in hoşgörüsüne bence dayanarak. Bence sportmenliğe aykırı tartışması. Ceza tartışma verilir mi diyorsun? Verilmez gerekir. Götürmeyecek bir tüyü. Peki. Sizce? Yani dediğim gibi bıçak sırtı, ama kesinlikle söylenmemesi gereken çok çirkin bir laf. Çok çirkin yani bir laf. Yani şimdi Galatasaraylı yöneticilere, Galatasaray'ın başkanına, Galatasaray'ın teknik direktörüne sıcak bakmıyor olabilirsiniz ya da tabii, öfkeli olabilirsiniz ayrı mesele. Ama karşınızdaki koskoca bir kurum. Tabii. Yani Türkiye'de az önce Beşiktaş'ta söylediğim gibi, Beşiktaş ve Fenerbahçe için söylediğim gibi, topluma mal olmuş, kamuya mal olmuş bir kurum. Evet. Ve büyük kitleleri arkasından sürüklüyor. Yani malum takım diye hitap etmek bir kere
doğru değil. Etik olarak yanlış. İkincisi Çinlere gömme ifadesi tabii. Bir başkanın kullanacağı bir ifade değil. İnanılmaz. Taraftarlar bunu söyleyebilir, ayrı mesele. Ama yöneticilikle taraftarlık, kulüp başkanlığı ile taraftarlık birbirinden farklı şeyler. Peki şurada bir fikir cümlesi yapalım. Üstüne basarak söylüyorum. Çok çirkin, yakışıksız, olmaması gereken, söylenmemesi gereken bir laf. Tahir Kıran ya da başkası hiç fark etmez. Olmaz böyle bir şey. Söylenmez. Söylenmemesi lazım. Kulüp başkanı olarak veya yönetici olarak, malzemeci olarak hiç fark etmez. Bu laf senin önüne, disiplin kurulu başkanı olsa, bu laf senin önüne gelse, Tahir Kıran ya da başkası, Atilla Kıran önüne gelse, ceza verir misin, vermez misin? Senin düşünceni merak ediyorum. Ben profesyonel futbol disiplin kurulu başkanı olsam tereddütsüz ceza veririm. Verirsin. Tamam. Hayır. Saygı duyulur. Ben de zaten yani çok çirkin olduğunu üstüne basarak belirtiyorum. Bıçak sırtı olduğunu da belirtiyorum yani. Verilebilir yani. Milli takım yarın Kadıköy'de Norveç'i ağırlayacak. Sinan Bolat maç kadrosuna davet edildi. Kenan Karaman sakatlığı sebebiyle elinde kırık vardı, çıkartıldı. Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan alındı. Ne diyorsunuz? Yeni teknik direktör. Sevgili Sinan Bolat nasıl çağrıldı? Sen bilirsin. Sen Avrupa futbolunu çok vakıda tanıyorsun. Ben anlam veremedim bak, onu söyleyeyim. Sinan Bolat zaten milli takımın geniş kadrosunda yer alıyordu. Ama son dönemde çağrılmıyordu. Çünkü ne Gökhan Akkan çağrılıyordu 3. kaleci olarak. Altay, Mert Günok, Uğurcan, zaten bunlar temel kaleciler, dönüşerek oynuyorlar. Son olarak Uğurcan 1. kaleci oldu vesaire. Sinan zaten çağrılmıyordu. Ama öncesinde Sinan 1. kaleci de oldu milli takımımızda. Evet. Yani bir tecrübesi var. Neyi düşünerek davet ettiler tam olarak kestiremiyorum. Bir. İkincisi, elbette ki Kenan Koçak'ın da milli takım ekibine dahil olmasıyla birlikte Stefan Kuntz'un tercihlerinin bir önceki döneme göre farklılaştığını görüyoruz. Yani Halil Dervişoğlu da ilk planda düşünülen bir oyuncu değildi ama hizmete uğradığımız Hollanda maçında tek golün yaratıcısı Halil Dervişoğlu. Evet. Bastı, aldı, Cengiz'e verdi, boş kaleye gol attı Cengiz. Evet. Dolayısıyla Galatasaray'daki son dönem performansı eleştirilebilir. Belki performans sorunu yaşıyor olabilir ama sadece kulüp düzeyindeki performansıyla milli takıma oyuncu seçmek de doğru bir kriter değil bence. Çünkü milli takımda oynadığı son maçlara, eğer sonradan oyuna girmişse oyun içerisindeki etkinliğine de bakmak lazım. O yüzden bence eleştiriye açık bir tercih yaptı yeni ekip milli takımda. Tabii futbol sonucu endeksi bir oyun. Eğer sonucu alırsanız yarın Norveç maçında kimse bunları konuşmaz. Siz ne diyorsunuz? Şimdi haksızlık ya da saygısızlık yapmak istemem Kuntz'la ilgili. Ama şöyle de bir gerçek var. Yıllar önce hatırlıyorsunuz, 2-3 cümleyle geçirmek istiyorum. Ben yazdığım için 2-3 cümleyle geçirmek istiyorum. Lucescu döneminde işte Erol Erdal Alkar adlı bir futbolcuyu milli takım kampına çağırdılar. 2 hazırlık maçı. Sonrasında biz iyi kötü haberi yazdığımız zaman, ben o zaman Habertürk gazetesinde çalışıyordum. Yer yerinden oynadı. Meğer Erol Erdal Alkar, çünkü meğer değil, Türkiye'de 2. ligde 3. ligde bile oynayamayan bir gurbetçi kardeşimiz, Hollanda'da oynuyor o zaman. Hatta Lucescu şunu söylemişti: İlk defa ben kampta gördüm bu oyuncu. İyi de Sayın Lucescu, ilk defa kampta görüyorum demekte utanmadın mı? En azından sen niye Hollanda'ya, Amsterdam'a bir uçak, tarifeli uçakla herhangi bir antrenörünü yollamadın? Kimse izlememiş. Tavsiye. Herkes birbirinin üstüne attı. Fatura Abdullah Ercan'a kesildi. Böyle bir dünya var mı? Gideceksin içeride dışarıda, o hangi futbolcuyu çağıracaksan izleyeceksin. Beğenmiyorsan çağırmayacaksın. Yani nihayet Nikaragua bile olsa gidilmesi lazım. Hollanda günde 8 tane uçak kalkıyor Hollanda'ya. Niye gitmiyorsun? Çünkü eline tutuşturdular çok büyük ihtimalle. Dava açacağım dediydi. Nerede dava? Bak, dava da ortada yok. Lafı şuraya getireceğim. Bu kadroyu acaba, saygısızlık yapmak istemem, daha dakika 2, Kuntz bağımsız, özgür, tarafsız bir şekilde kendimi belirledi. Yoksa yanındaki bazı insanlar, göreve getiren bazı insanlar tavsiyede mi bulundu? Çünkü Mert Günok'un olduğu bir yerde ben Sinan Bolat'ın çağrılmasını tuhaf buluyorum. Yaş 34 veya sadece Mert Günok değil, Türkiye'de çok sayıda başarılı, genç, iyi kaleciler de var. Orada benim kafamda soru işareti var. Ha bakın, bu Lucescu için ağır ifadeler kullandım. Çünkü orada savunulacak bir taraf yok Lucescu'nun o Erol Erdal Alkan olayında. Ama burada hani belki iyi niyetle şu söylenmiş olabilir Kuntz'a, veya Kuntz kendi tek başına kendi de karar vermiş olabilir. Nihayet de Kuntz, evet, Sinan Bolat'ı mutlaka Avrupa'da, Belçika'da, şurada burada tanıyan, bilen, izleyen bir insandır. Kendisi karar vermiştir. Ama yine de bana çok şaşırtıcı geldi. Yarınlarda zaten iyice herkesi tanıyacaktır. Tek başına karar verecektir. Veya tek başına olmasa bile çok güvendiği yardımcıları vasıtasıyla karar verecektir. Ama bu işlere çok dikkat etmek gerekiyor. Peki. Atilla abi, ağzınıza sağlık. Bitti mi? Bitti. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek dileğiyle. Çok çok teşekkür Herkese ediyorum. Herkese mutlu günler. Herkese iyi günler. Sağ olun.
Atilla Tüker'le Markaj sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.